geliyorsun. En sondakiler en başa geliyor. Ondan sonra ben din adına oturup senelerce, asırlarca Arap takkesini, Arap fistanını, kılı, tüyü bilmem neyi tartışıyorum ya. Bu neresi din? Eğer din buysa olmasın. Bırakın insanlar ateist olsun, dinsiz olsun. Daha rahat ederler. Hiç olmasa dürüst adam olurlar. Mekke müşrikleri, o Allahsızlar, o dinsizler. Hop hop hop. Hadi Ç'li olanını söylemiyorum. Dur bakalım. Mekke müşrikleri ateist falan ki nereden dangalaklara, kim bunların kafasına sokmuş bunu? Layık olana layık olduğunu, müstahak olana müstahak olduğunu vermeyenler alçaktır. Ve bunlar insanlığa kötülük eder. Bir adam müstahak olduğu ile namussuz sıfatını iktisap etmişse namussuz diye onu anacaksın. Tamam, namussuzda kalalım hocam. Kalalım. Kalalım. Başka bir sıfat. Erdemli adam sıfatını hak etmişse erdemli adam diyeceksiniz. Buna İslam cevaz vermez. Hocam olmuyor şimdi kadının çocuğu. Ama ben, o vermez. Ben ne yapayım, olmuyor. Kıyamet mi kopuyor ya? Gitsin evlatlık alsın. Allah demeyecek mi ki ya ben zaruri hallerde cevaz verdim. İkinci bir eş alabilirsiniz. Git çocuk doğuran bir eş al, çocuk sahibi ol. Yahut evlatlık al, bilmem bir şey yap. Yani böyle bir şey var mı? Evli biriyle eşinin haberi olmadan imam nikahı kıymak günah mı? Yani şimdi çüş demeyeyim de ne diyeyim be? Ayıp ya. Dalga mı geçiyor bunlar bizimle? Evli birine göz dikmek, ona bu manada meyil duymak zaten namussuzluğun ve dinsizliğin en ilerisidir. Hovardalık, zamparalık bilmem ne diyorlarsa o başka bir şeydir. Onun izahı vardır. O bir zaaftır. Olmasa daha iyidir. Olmuştur, olmuştur. Ama evli birine. Hocam hatta sahipli birine. Adamı korumayın siz de. Nikahlı birine. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika şimdi bana gol atmaya çalışma. Ben gol atmaya çalışmıyorum hocam, söylüyorum yani. Nikahlı birine, nişanlı birine, hatta sözlü birine. Göz diken adamdan alçak birini tanımıyorum. Kaderimiz yazılı diyor. Kim diyor? O beni dinlemiyor herhalde. Ya maytap geçiyor yahut uyuyordu. Maytap mı geçiyor? Ha, maytap geçiyor olabilir. Maytap geçiyorsa ben daha iyisini geçerim. Ben burada diyorum ki insanın fiilleriyle Kur'an'daki kaderin bir alakası yok. Kader tabiat kanunları anlamındadır. Onun sizle ilintisi ne kadarsa o kadar. Yok alnına yazdı, yok efendim falan yerine yazdı, münasip orasına bu. Hiçbir yerine kimsenin bir şey yazılmaz. Alın yazısı yok mu hocam? Hayır öyle bir şey yok. Tabiat kanunları. Geç 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 geç. Hocam ama şimdi bakın şimdi insanlar... Allah'ın herhangi bir ismini anabilir, söyledim işte, tamam. Tamam ama kızmayın ya, çekirge böyle öğretilmiş hocam, ne yapsınlar ya? Ya çekirge, saçmalığa yeşil ışık yakma. Ben yeşil ışık yakar mıyım hocam? erkeklerde küpe takmak günah mı? Günah mı? Şimdi lafa bak. Günah mı? Günah demem için benim size bir Kur'an ayeti göstermem lazım. Kusura bakmayın benim... Neyse. Siz hoşlanmıyor olabilirsiniz ama bir tek benim kadını, bir tek küpeyi... Ben küpeli bir erkek görmek istem. Neden hocam şu ya güzel bir tek taş? Şaka yapıyorum da ya, niye olmasa isteyen istedim. Kendini nasıl iyi hissedecekse bence önemli efendim, olan o. Anladım, bir şey demiyorum. Mum niye yakıyor? İslamiyet'te mum yakma diye bir dua yok. Mum yakamaz. Ya girmiş oraya, bakmış, yapmış yani, ne bileyim. Yakar, ben oradakilere saygı şey olur. Tabii, tamam bunu olur. Niye soruyor bana o zaman? Hocam niye kızıyorsunuz ya? Yani kuşu gitmiş haçın üstünde pislemiş halde yakalamışlar. Demişler ki gel buraya bakalım. Suç işledi. Demiş ki ya haçın üstü, ben Müslüman kuşum demiş. Haçın üzerinde yaparım. O zaman demiş Müslüman kuşsan kilisede ne işin var? Hristiyan kuşsan haça niye pisledin? Şimdi bununki de bu. Yok Cevşen-i Tebil, yok Salat-ı Tefriciye, yok Kenzül Arş bilmem. Kim uydurmuş bunları? Ne hocam peki? Birinin duası. Adam yapmış gitmiş, ölmüş gitmiş. Allah rahmet eylesin. Sana ne ya? Sen kendi içinden geldiği gibi dua et. Nasıl birinin duası? Kim yazmışsa ne bileyim ben. Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Ya geç ya sabah, beni çıldırtma hocam, vallahi ya. Hocam bilmiyorum, ben niye çıldırtayım sizi hocam, bilmiyoruz işte. Aa, biz varmış diye biliyoruz. Hayır yanlış.
Salat-ı tefriciye diye bir şey yok. Hocam dua kitaplarında var bunlar o zaman. Onlar ya bana ne dua kitabından hocam, ya? Hocam bana ne kızıyorsunuz, ne yapayım? Müslümanın kitabı bu Kur'an'dır. Dua kitabın bana ne ya? Ay hocam. Biraz şuradan bir fırtınar çekeyim aman de. Aman çekin onun içinde birazcık papatya papatya sakinleştirici bir şey. Ay hocam. İyi misiniz hocam şu? Sakin sakin. Demiş ki dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir şekilde dinden haberi olmayan insanların ahiretteki durumu nedir? Dün cevapla. Hocam ağlamak istiyorum. Erkeklere cennette 7 tane huri müjdeleniyor. Peki ya kadınlara ne müjdeler? Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. 7 taneyi nerede okumuş? Orası sex shop değildir. Hocam, Allah ne verecekse hocam, orada gidip göreceğiz. Siz oradaki sayıya takıldınız yine. Bugün sayı takıldınız var ama onu demiyor. Yani erkeklere bir şeyler var da kadınlara ne var? Kadınlara diyor, da. Var ya kardeşim, mütekabiliyet bu hayatın kanunu. Erkeğe kadın varsa kadına da erkek var. İşte onları birbirine verecek. Nasıl edeceksin? O ayarlamayı yapacak Cenab-ı Hak. Allah Allah. Gayet tabii. Bu IQ'su yerlerde sürünen soruları getirme gündeme ya, benim asabımı bozuyorsun. Hocam şimdi buradan çıkınca güneşi göreceksin. Göreceğim. Neyse zaten burada tedbirimi almışım ben, merak etme. Tedbirinizi de alın, yeni soru geliyor çünkü. Sevinç Ereder. Hocam kıyamet nasıl olacak diyor İrem Hanım. Olunca görürüz. Dinimizde kadının beden temizliği nasıl olmalı? Oho, doktor, Allah Allah, ben hijyen uzmanı mıyım ya? Ki lafa bakar mısın ya, kadının bedeni nasıl? Ya git buradan, ben cevap vermem. Şimdi buradan neyi sormak istiyorsun? Bu cinlerin erkeğe de var, kadını da var. Niye bunlar erkeklere hiç musallat olmuyor? Yani güzel bir cin mesela bana musallat olsun, ben hiç böyle bir şey görmedim. Hocam hamile kalamazsınız ki, nasıl yapacaksınız? Yok. Ama biraz bir başka konulara girsek. Hafiften şöyle bir dokundurmaya değil mi o zaman? Oo, bülbül. Hoca bülbül. Düğüne çağrılan davetlilerin toplamı çift sayıda olması evliliğe şans getiriyormuş. Genelde şanslı rakamlar tek biliniyor ama... Buradan yap kardeşim. O zaman beni hiçbir düğüne çağırmasınlar hocam. Oradan tek yapmışsın. Sayı... Geçerken biri de düğün var, ben de katılayım, iki tatlıyım. Katıldı, şer mi oldu şimdi? Ya bunları bana soru diye soruyorsunuz. Ben de kafa yapmak için cevaplıyorum. Hadi zar. Hocam ben sizinle niye kafa yapmak için? Şimdi bunlar bağlı. Sen değil, kim soruyorsa. Hayır. Ya bunlar batıl inançlar. Biliyoruz ve bir şekilde birazdan uyguladıklarımı... Ben şöyle düşünüyorum. Ben uyguladıklarımı da söyleyeceğim size. Bunları niye soruyorlar biliyor musun? Benim burada öfkelenip sinirlenip küplere bineceğimi, hocam, o manzarayı görmek istiyorum. Hocam sormalara gerek yok yani siz zaten. Bir anda bir isim gürlüğü veriyorsunuz. Bana diyor ki bir tane vardı böyle P harfiyle lakabını telaffuz edeceğim de etmiyorum. Etmiyorum canım. Hocam bir olsun. Ya P harfinden niye ürküyorsun? Mesela ondan post değil, hocam 10 saniye kapak girmesi ya lazım. Ya post bıyık olabilir mesela. Ne var bunda? Hocam şu K harfiyle bir kapak girelim. Siz ne dediniz hocam? Ben mi ne dedim? Söyleyeyim mi? Şöyle yani, bir baktım ona ters ters. Pek hazır bir değil şey galiba. Yok söylemeyeceğim. Dedim ki arkadaşlara. Ya bilmem ne yapın şunu dedim. Hadi çekip gidelim dedim. Evimdeki dekoratif amaçlı heykeller eve melek girmesini engeller mi diyor. Gerçekten böyle her şeyi düşünüyor yani. Evde çiçek olursa... Bu karabasan sorularından 40 defa iyi bu. Öyle mi? Ama evet. Karabas basıyor yani. Hayır. Neyse, karanın niye bastığını bilenler vardır. Yani kara... Yalnızlıktan basıyor. Aynen öyle.